Herkese selam. İkinci el sistemlerle ilgili oldukça fazla soru yağmuruna tutuluyorum son günlerde. Malum herkes sıfır PC'yi alamıyor. Biraz zorlanan arkadaşlar var bütçe olarak. İkinci elde hangi bilgisayarı almalıyım? Özellikleri ne olmalı diye de çok fazla soru soran arkadaş var. Bu konu hakkında genel bir bilgilendirme yapmanın da zamanının geldiğini düşünüyorum artık. Sorunun cevabını her zaman yaptığımız gibi en başta önce bir verelim. Evet eski nesil Intel işlemcili sistemler alınır. Buradan eski nesil olarak kastımız nedir? Bana göre 6. ve 7. nesiller halen daha yeniler. Onları konuya karıştırmıyorum ben. Daha çok DDR3 tabanlı sistemler hakkında konuşacağım bugün. Yani konumuz 1. nesilden 4. nesile kadar kapsayan Intel işlemcili sistemler olacak. Intel bildiğiniz gibi nesiller arasında azar azar böyle performans farkı koyarak ilerlemişti yıllarca. Özellikle 2. nesilden sonra bunu çok yapmaya başladılar. Çünkü birinci nesil ikinci nesil arasında gerçekten ciddi oranda performans farkı vardı. İkinci nesilden sonra Intel yavaş yavaş frene basmaya başladı. Zaten AMD FX serisine takılıp kalmıştı. Intel de yıllarca bunun kaymağını çok güzel bir şekilde yedi. İkinci nesilden 3'e geçişte arada %8, %10, 3'ten 4'e geçişte de gene aynı oranda %8, %10 civarı performans arttırımları oldu asla %50 civarı bir fark nesiller arasında hiçbir zaman yaşanmadı. Hala daha da yaşanmıyor. Fakat dediğimiz gibi ilk nesilden geçişte durum biraz daha farklıydı. Bu bakımdan artık birinci nesil Intel işlemcili sistemleri ben tavsiye etmiyorum. Ha PC almak için başka hiçbir şans yoktur. Çok çok uygun fiyata bir şekilde denk getirilmiştir. Orası başka tabi. Ortalama fiyatlar bana göre artık o sistemlere verilmemeli. Ben sadece bunu söylüyorum. Geldik ikinci nesile. İkinci nesilde üçüncü nesil için ortak bir düşüncem var benim. İki nesilde de artık i3 ve i5 işlemci sistemler bana göre tercih edilmemeli. Neden tercih edilmemeli diyoruz? Çünkü güncel oyunlara göre konuşuyoruz. Yani bu sistemleri alan adam güncel oyunları oynamak istiyorsa bana göre artık bu işlemcileri almamalı ki hayal kırıklığına uğramasın. İkinci nesil ve üçüncü nesil i5'ler kötü değiller fakat çok da yeterli değiller. Eğer bu işlemcilere sahip arkadaşlar varsa işlemcilerini satıp ikinci elden mevcut sistemlerinin desteklediği i7'lere geçsinler derim. İkinci ve üçüncü nesilde i7'li sistemler bana göre halen daha iş görüyorlar ve ortanın üstü ekran kartlarıyla da kullanılabiliyorlar. Mesela kendimden örnek vermem gerekirse i7-3770K işlemci ve Z serisi anakarta sahiptim ben bundan birkaç sene önce. i7-3770K işlemcim GTX 1070'i sorunsuz şekilde beslerken 4.5 GHz'e overclock yaptığım zaman şimdiki ekran kartım olan GTX 1080'i de ucu ucuna besleyebiliyordu. E bu da demek oluyor ki i7-2600K, i7-2700K gibi işlemciler overclockla GTX 1070 Ti'ye kadar sıkıntısız şekilde besleyebiliyorlar. Yani iyi bir overclockla günümüzde RTX 2060'a kadar gidenleri olabilir dersek yanılmış olmayız. Belki biraz darboğaz olur o da artık o kadar olacak. Geldik dördüncü nesile. Dördüncü nesilde de i5-4670K, i5-4690K gibi işlemciler hala da oldukça iyi işlemciler. Ve iyi bir overclock ile iyi ekran kartlarını onlar da besleyebiliyorlar. Fakat hyperthreading işin içine girince performansta fark eden oyunlar da olmuyor değil. İlk nesilden sonraki hiçbir i5 işlemcide hyperthreading olmadığı için saf 4 çekirdek performansını yettiği kadar işlemci kullanılabilecek. Ben dördüncü nesilde de eğer mümkünse i7 alınması taraftarıyım. i7 4770K, 4790K gibi işlemciler hala da oldukça iyi işlemciler oyun için. Tabi şimdi şunu diyen arkadaşlar da olacaktır. Ya sürekli K serisi işlemci ve Z serisi anakarttan bahsediyorsun. Peki ya B85 anakart varsa sistemde ya da atıyorum H81 anakart varsa o zaman ne yapacağız derseniz K serisi olmayan i7'ler de değerlendirilebilirler. Overclock olamazlar belki ama hiç olmazsa hyper trading'e sahipler. 4 çekirdek 8 iç parçacığından oluşuyorlar. E bu da günümüzde hala daha güçlü olmalarını sağlayan en önemli etmenlerden biri. Yani toparlamak gerekirse 4. nesil harici i5 işlemcili sistemleri almanızı çok fazla tavsiye etmem. Ama derseniz ki arkadaş benim gözüm çok fazla performansta değil. Zaten ben bu işlemcilere uygun bir ekran kartı takıp oynamak istiyorum. Detayda kıssam benim için problem olmaz diyorsanız o zaman tabii ki o işlemcilerde değerlendirilebilir. Biz günümüzde bu nesildeki sistemlerle ultra ayarda iyi ekran kartıyla oyun oynamak isteyenleri baz alarak konuşuyoruz. Sonuçta amaç oyun oynamaksa o sistemlerde kendi güçlerine göre size o oyunları elbette oynatırlar ama az önce de dediğim gibi o nesildeki i5'lere gidip böyle RTX 2060 gibi ekran kartı takmanızı da asla tavsiye etmem sonuçları çok büyük darboğaz olarak size geri dönecektir. Peki bu eski alınabilir sistemleri anladık. Remi yetersiz olanların yanına rem falan da ekleyeceğiz. Her şey tamam. Ama ikinci elde bunları fahiş fiyatlara satanlar var. İşin o kısmı ne olacak derseniz. Evet işin bir de öyle bir boyutu var. Bir defa ikinci nesil i7 2700K işlemciye 800 TL falan fiyat çeken adamın ilanına zaten hiç uğramayın bile çıkalı 7-8 sene olmuş işlemcilere de asla bu paraları vermeyin. Gidin yeni nesil AMD'li sistem kurun, idareten bir tane işlemci alın yanına. Sonra ileride işlemciyi yükseltirsiniz, sisteminiz daha güncel kalmış olur en azından. O yüzden mantıklı fiyatlı kişilerle muhatap olun, cüzdanınızdan o para çıkarken eskiye yatırım yaptığınızı, günü kurtarmaya çalıştığınızı unutmadan alışveriş yapın. Eğer ikinci, üçüncü veya dördüncü nesilde kaldıysanız, ...ve i3, i5 gibi işlemcilere sahipseniz Bulunduğunuz sokette i7'ye geçtiğiniz takdirde sisteminiz bir süre daha yaşayacaktır. Komple anakart ve RAM masrafı yapmadan güncel bir ekran kartıyla bu şekilde durumu kurtarabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu geçişin asları yüzünden pahalıya asla denk gelmemeli. Bu geçişten çok büyük zarar etmemelisiniz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Oyunlarda performansı belirleyen ana etmen ekran kartıdır. Bu su götürmez bir gerçek... Ama işlemciniz de bu ekran kartını besleyebilecek durumda olmalı ki aldığınız ekran kartının gücünden tam olarak faydalanabilin. Bu sokette kalan arkadaşlar güçlü ekran kartlarını uzaktan uzaktan böyle kesiyorlarsa kendilerine mevcut soketin i7 işlemcisi artık farz olmuş demektir. İkinci el ilanlarda bu işlemcileri kovalamalarını ama dediklerimizi de kulak arkası yaparak bu alışverişleri yapmalarını tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.